Ayız, hepimiz ehli sünnet olduğumuzu biliyoruz. Yeri geldiği zaman sünniyiz, ehli sünnetiz diyoruz. Zaten pek çok haritada ve tarih kitabında ve diğer kitaplarda da ehli sünnetten bahsediliyor ve bizim ehli sünnet olduğumuz o haritalarda da gösteriliyor. Fakat bunlara aşina olduğumuz kadar, bu kelimeye aşina olduğumuz kadar içeriğine aşina değiliz. Ehli sünnetin ne demek olduğu hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Bugün bu konuyu biraz aydınlatmaya çalışacağız. Ehli sünnet olmak ne demektir? Ehli sünnet olan birisi neden ehli sünnet olmak ehli sünnettir ve neler yapması gerekmektedir gibi meselelere değineceğiz. Konuğumuz Ebu Bekir Sifil hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet hocam. Dilerseniz ehli sünnetin böyle kısa öz bir tanımıyla giriş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ehli sünnet vel cemaat kavram olarak, terim olarak itikadi alanda ve bunun yansıması olarak, neticesi olarak fıkhi alanda ve diğer alanlarda sünnet-i seniyye ve sahabe-i kiramın yolu üzerinde bulunanlar demektir. Sünnet ehli, cemaat ehli bunlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birçok hadisinde bu cadde-i kübrayı, bu ana caddeyi işaret buyurmuş, emir buyurmuş. Buradan hareketle de sahabe-i kiram döneminden itibaren ümmetin büyük çoğunluğu, sevad-ı azam diyoruz buna, büyük çoğunluğu bu istikamet ve bu cadde-i kübra üzere buluna gelmiş. Peygamber Efendimiz zamanından beri böyle değil mi? Elbette bu dinde bir kesintisiz akış var. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu dini, Kur'an'ı ve sünneti sahabe-i kirama eksiksiz, noksansız bir biçimde, olması gerekli biçimde aktarmış. Tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirmiş. Sahabe-i kiram da Efendimiz'den aldıkları bu emaneti kendilerinden sonraki nesle son derece bilinçli, disiplinli faaliyetlerle aktarmışlar. Burada belki insanımızda bir karanlık nokta var gibi bir izlenim oluşabilir. Onu tasrih edelim. Sahabe-i kiram bir taraftan fütuhatla uğraşırken, İslam ülkesinin sınırlarını genişletirken, bir taraftan da iç mekanizmanın ideal şekilde yaşaması ve işlemesi için son derece bilinçli, disiplinli bir gayret içinde olmuş. Bu çerçevede Efendimiz'den aldıkları itikadı, ahlakı, ameli, yani bir bütün olarak İslam dinini kendilerinden sonraki kuşaklara bir hoca talebe ilişkisi içinde, bir eğitim formasyonu içerisinde aktarmışlar. Her yeni fethedilen beldeye alim sahabiler gitmiş, oralarda okullar kurmuşlar, medreseler açmışlar, camiler açmışlar, talebeler yetiştirmişler. Ve o talebelere bu dini ahlakıyla, itikadıyla, ahkamıyla, bütün boyutlarıyla aktarmışlar, öğrenmişler. Tabiun dediğimiz kuşak böyle oluşmuş, böyle yetişmiş. Onlar da kendilerinden sonra gelenleri aynı şekilde, aynı bilinçle yetiştirmişler. Ve bu artık birinci asrın sonları, ikinci asra doğru gelindiğinde mezhepler şeklinde teessüs edecek, yerleşecek, kurumlaşacak ve bize kadar kesintisiz biçimde intikal edecektir. Tarihi böyle bir süreklilik içerisinde aldığımız zaman işte bu sürekliliğin dışında kalan, bu dost doğru yolun, müstakim yolun sağına ya da soluna sapan bir takım akımlar olmuş tarih içinde. Bu akımlara biz ehli bid'at diyoruz. Ehli sünnet fırkalar içinde bir fırka değildir. İtikadi fırkalar içinde bir fırka değildir. Ehli sünnet ana gövdedir. Ondan sapmalar olmuştur. Fırkalar onlardır. Biz fırka değiliz, ehli sünnet fırka değil. Bu dinin ana gövdesidir, özüdür, kendisidir. Onun için günümüzde bazen, bilhassa bir takım akademik çevrelerde, hepsinde demeyelim ama bazılarında, ehli sünnet de itikadi fırkalardan bir fırka olarak anlatılır. Bu çok yanlıştır. Bu hayati derecede yanlış bir takdimdir. Ehli sünnet bir fırka değildir. Bu dinin özüdür, kendisidir.
sonradan ortaya çıkmış bir şey de değil. İşte oradan kaynaklanıyor mesele. Yani sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren bu din bir takım sübjektif, ona göreli buna göreli bir takım açılımlara maruz kalmış. Herkes bir şey söylemiş, herkes bir düşünce ortaya koymuş. Ehl-i sünnetim diyen insanlar da bir düşünce ortaya koymuşlar. Böylece fırkalar oluşmuş. Hayır, böyle değil. Bu din kesintisiz biçimde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe-i kiram vasıtasıyla intikal etmiş gelecek nesillere. Ve bu ümmetin kahir ekseriyeti o istikameti muhafaza etmiş. Bu, oradan sağa ya da sola sapmalar olmuş zaman içinde muhtelif sebeplerle. Siyasi, itikadi, dini, dahili, harici pek çok sebeple sapmalar olmuş. Bu sapmalara biz fırkalar diyoruz. Bid'at fırkalar diyoruz. Nereden sapmışlar? Ana gövdeden sapmışlar. Ana gövde ne? Bilahare ehl-i sünne vel cema'a denen gövde. Peki niye böyle bir isim almış bu gövde? Yani sahabe-i kiram döneminde ehl-i sünnet diye bir kavram var mı? Yok. Bu ismi nereden almış? Şimdi düşünün ki sahabe-i kiramın özellikle genç kuşağının hayatta olduğu bir dönemde muhtelif bid'at akımlar, fikirler ortaya çıkmaya başlamış. Mesela Irak coğrafyasından iki kişi, tabiundan iki kişi bir hac mevsiminde Medine'ye gitmişler. Medine'de, Mekke'de hac görevini yaptıktan sonra Medine'ye gelmişler. Orada özellikle Abdullah bin Ömer gibi, Ebu Said-i Hudri gibi radıyallahu anhuma genç kuşak sahabiler var. Onları mutlaka görelim, onlara soracaklarımız var diye onları aramaya koyulmuşlar ve mescitte, Mescid-i Nebi'de bulmuşlar Abdullah bin Ömer'i. Radıyallahu anh. Demişler ki ey Ebu Abdurrahman, biz Irak'tan geliyoruz ve sana soracaklarımız var. Buyurun demiş. Bizim oralarda bir takım adamlar türedi demişler. İşte Mabet el-Cüheni bu ilk kaderiyenin, mutezilenin fikir babalarından birisi. Bunlar kader yoktur diyor. Bunlara karşı ne dersiniz, ne yapalım? Şimdi dikkat ederseniz burada iki husus öne çıkıyor. Bir, daha önce ümmeti Muhammed'in duymadığı bir şey ortaya çıkmış, bir fikir ortaya çıkmış ve o dönemde ümmetin kanaat önderi konumundaki insanlar bu fikri yadırgamışlar. Kader yoktur diye bir ideoloji, bir fikir çıkmış ortaya. İşte ehli bidat. O güne kadar ümmet böyle bir şey bilmiyor. Kader yoktur diyen birine rastlamamış. İkinci husus, bunu bir sahabiye soralım diyorlar. Kur'an elimizde, sünnet elimizde, biz buna cevap verelim demiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde yetişmiş bir sahabiyi bulalım, ona soralım. Bakalım ne diyecek bu konuda diyorlar. İki husus çok önemli. Abdullah bin Ömer'i buluyorlar mescitte ve arz ediyorlar meseleyi. Radiyallahu anhuma. O da diyor ki memleketinize döndüğünüzde onlara söyleyin. Abdullah bin Ömer onlardan beridir. Onlar da Abdullah bin Ömer'den beridir. Teberri ediyor yani. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kendisine nakledilmiş, ulaşmış, kader konusunu işleyen birkaç sahih hadis naklediyor onlar. Şimdi buradan önümüze bir şey çıkıyor. Bu aşamaya kadar ümmeti Muhammed kader yoktur diye bir fikre rastlamamış. Kader vardır demiş, buna inanmış, Kur'an, sünnet onlara bunu söylemiş. Fakat tarihin bir kertesinde birileri ortaya çıkmış, bir takım sebeplerle kader yoktur demişler. Kul kendi fiilini kendi yaratır. Allah'ın kulun hayatına, kararlarına, tercihlerine müdahalesi yoktur demişler. İnsanlar da bunu yadırgamış, garipsemiş ve sahabeye sorma ihtiyacı hissetmişler. Şimdi bu insanlara kaderiye diyoruz, kader yoktur diyenlere. Peki öbürlerine ne diyeceğiz? Bunu yadırgayana, bunu yadırgayana, sahabeyi bulup ona sorana ne diyeceğiz? Bir şey dememiz lazım. Kader yoktur diyen insanlar Kur'an ve sünnetten bir biçimde sapmış insanlar. Kader vardır diyenler Kur'an ve sünnet çerçevesinde bunu söylüyorlar ama özel bir isimleri yok. Bilahare buraya biz bu ana gövdeye ehli sünnet ve cemaat diyeceğiz. Yani sünnet ve cemaat ehli. Peki niye böyle bir isimlendirme olmuş? Çünkü bu dediğimiz fırkalardan her biri, istisnasız ama her biri, Kur'an'dan bazı ayetlere dayanarak bunu söylemiş. Biz Kur'an'ı reddediyoruz filan dememişler. Tam tersine işte kaderiye, vasıl binata, gaylanet demeşki, mabet el-cüheni, bütün bunlar Kur'an'dan bazı ayetlere dayanarak söylemişler bunu. O zaman bu ana gövde demiş ki
Biz kendimize mesela ehli Kur'an desek, bunlar da Kur'an'a dayanıyor. Ama bizim Kur'an'dan anladığımızdan farklı bir şey anlıyorlar. O zaman biz meseleyi daha bir tebellür ettiren, daha bir netleştiren bir şey yapalım. Bu tabi oturup birkaç insanın bir arada böyle benim anlattığım gibi karar vermesi suretiyle olmuş bir şey değil. Ama süreç budur. Ehl-i Sünne demişler. Biz Kur'an'ı en ideal biçimde, Allah Teala'nın muradına en uygun biçimde nasıl anlarız? Sünnet-i Seniyye doğrultusunda anlarız. O zaman biz ehl-i sünnet. Sünnet ne diyorsa gerek Kur'an konusunda, gerek bu dinin pratikleri, itikadı, ameli, ahlakı konusunda onu en iyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bilir. O da bize aktarmıştır, ümmete bunu öğretmiştir. Dolayısıyla biz sünneti rehber edinirsek Allah'ın muradına gideriz. Onun için kendilerine sünnet ehli demişler. Peki cemaat ehli nedir? Çoğu zaman yanlış biçimde cemaat ehli çoğunluğu teşkil edenler gibi anlaşılır. Bu çok doğru değil. Cemaat ehli sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu yolu anlatan bir kavramdır. Öyle durumlar olmuş ki sünnet ve cemaat ehline mensup olan insanlar azınlıkta kalmışlar. Mesela o Abbasilerde El-Me'mun döneminden itibaren başlayıp 15 sene devam eden bir mihne dönemi var. Mutezile iktidarı ele geçirmiş. Ondan sonra ümmetin alimlerini, kanaat önderlerini Kur'an mahluktur demeye zorluyor. Böyle demeyenleri kovuşturuyor, soruşturuyor, işkencelere tabi tutuyor. Hatta enteresan bir şey anlatayım size. Abbasiler döneminde Bizans'la bir esir değişimi yapılacak. Devletler arası anlaşmalar çerçevesinde Bizans'ın elinde Müslüman esirler var. Abbasilerin elinde Hristiyan, Bizanslı esirler var. Bunları değiştirecekler. Abbasilerin elindeki esirler sayı itibariyle Bizans'ın elindeki Müslüman esirlerden daha az. Karşılamıyor sayı, denk gelmiyor. Devlet gayrimüslim köleleri satın alarak esir statüsüne kavuşturuyor. Böylece Müslüman esirlerle sayı denkleşiyor ve esir mübadelesi başlıyor. Yalnız sınırda bir kontrol noktası var. O kontrol noktasında mutezililerden oluşan bir komisyon var. Bizans tarafından gelen Müslüman esirlere bir şey soruyorlar. Onların istediği cevabı verenler geçiyor. Başka bir cevap verenler geri gönderiliyor Bizans'a. Siz Müslüman değilsiniz, geri gidin diye. Soru ne? Soru Kur'an mahluk mu değil mi? Tarihi hakikat bu yani. Tarih kitapları naklediyor bunu. Yani böyle anormallikler olmuş. Dolayısıyla bu dönemde ehli sünnet dediğimiz insanlar azınlığa düşmüşler. Ahmet bin Hanbel bu dönemde Allah rahmet eylesin ve ondan razı olsun. Çok işkenceler çekmiş, kaynaklar bunu naklediyor, malum bir hadisedir. Ve o dönemde birisi soruyor ona, hani siz cemaat ehliydiniz, bak sen şimdi tek başına kaldın burada, seni destekleyen kimse yok. Diyor ki cemaat ehli çoğunluk demek değildir, cemaat ehli hak ehli demek. Hakka taraftar olan insan demektir. Hak nedir? Kur'an ve sünnet çerçevede sahabe-i kiramın ortaya koyduğu fiili örnek durumdur. İşte bu hadise bize gösteriyor ki ehl-i sünne vel cema'a demek İslam dinini sünnet ve sahabe istikametinde anlayan insanlar demek. O doğrultuda iman eden, itikat eden, inkiyat eden insanlar demek. Sağa ve sola sapan fırkalara bakın. Mutlak surette her birinin Kur'an'la, sünnetle ve sahabeyle problemi vardır. Hepsi Kur'an'a dayanır ya da öyle iddia eder. Ama sünnete ve sahabeye geldiği zaman iş burada karışır. Çünkü sahabeye ve sünnet-i seniyeye dayansa o fikirleri söyleyemeyecek. Dolayısıyla tarihte böyle bir fırkalaşma durumu olmuş, meydana gelmiş. Ehl-i sünnet yapı kendisini tarih boyu hep muhafaza ede gelmiş. Bid'at fırkalar tarihin içerisinde parlamışlar, sönmüşler vesaire. Bugüne kadar gelenler de olmuş. Genellikle de hakim olmuş değil mi ehl-i sünnet? Evet. Yani çoğunluğu elinde bulunmuş. Hakim olmuş çünkü Muradullah burada tecelli ve tezahür ediyor. Sünnet-i seniyye burada, sahabe-i kiram burada çünkü. Başka türlü olması mümkün değil. Yalnız burada bir şeye dikkat çekmemiz lazım.
Bid'at fırkalar tarih içinde kalmadı. Bizim kelam tarihi kitaplarımız ve fırkaları anlatan fırak kitaplarımız, Milel Nihal kitaplarımız, bugüne dair fırkalaşma fotoğrafını bize vermiyor. Sanki tarihte kalmış şeylerden bahsediyorlar. Evet. Yani hangi fırkalar bunlar? İşte efendim Mutezile'dir, Haricidir, Haricilerdir, Şia'dır, Mürciye'dir, efendim Cebriye'dir vesaire. Peki bugün? Bugüne ilişkin bir şey yok. Ama fırkalaşma bugün de devam. Müslüman kardeşliği var. Tabii. Öyle diyorlar. İşte o kavramlarla ilgili bir şey. Belki zaman kalır mı, gelir miyiz oraya bilmiyorum. Biz bu dini kendi kavramlarımızla öğrendik. Aslı da budur. Çünkü her fikriyat, her zihniyet kendi kavramları üzerine oturur ve orada bir hakikat ifade eder. Onu başka kavramlarla ifade etmeye kalkıştığınızda o başka kavramların ait olduğu dünyaya dönüşür o. O dünyanın verilerine dönüşür. Dolayısıyla biz de İslam'ı kendi kavramlarıyla konuşmak durumundayız. Programdan önce konuşmuştuk bir miktar. Hemen sırası geldi. İsterseniz oraya bir köprü kuralım. Buyurun hocam. Bugün de fırkalaşma hadisesi devam ediyor dedik. Fakat bizim fırak kitaplarımız, kelam tarihi kitaplarımız bugüne ilişkin bir şey söylemiyor dedik. Bugünün bid'at fırkaları var mıdır? Vardır, evet. Kur'an'dan başka kaynak yoktur diyenler bugünün bir bid'at fırkasını oluşturuyor. Hindistan'da bunlara ehli Kur'an ya da Kur'aniyyun deniyor. Orada yoğunluktalar. Türkiye'de de mealciler denen bir kesim var. Ya da kendilerine hiçbir şey demeyen, biz mezhep tanımıyoruz, Müslümanlık tektir filan gibi söylemlerle kendilerini takdim eden bir kesim var. Bunlar aslında bir bid'at fırkadır. Sünnet-i Seniyye'yi ve sahabe-i kiramı devre dışı tutmak istedikleri için geçmişteki fikir atalarıyla aralarında bir nesep ilişkisi vardır. Ama biz bunları bilmiyoruz. Neden? Çünkü o itikadi sahada bu sahanın kavramlarıyla düşünmediğimiz için. İslam modernistleri var. Dinde yenilikçilik gerekir, yeni fikirler, yeni tutumlar, yeni içtihatlar vesaire. Bu türlü söylemlerle ortaya çıkan bir akım var, bir ekol var. Bunun temsilcileri var. Medyada şurada burada arzayından. Bidatler hala devam ediyor. Tabii ki. İşte bunlar hala aslında birer bid'at ekoldür. Birer bid'at söylemdir. Birer bid'at mezheptir. Ehli Kur'an da öyledir, modernistler de öyledir. Bugün kendilerine selefi deyip de mezhepleri, taklidi, tasavvufu reddeden insanlar da böyledir. Bütün bunlar bid'at ekolleridir. Peki hocam, dediniz ki sahabeyle ve sünnetle muhakkak bir problemi vardır diyorsunuz. Ama selefiler asıl, yani sahabenin tamamını, sünnetin tamamını biz kabul ediyoruz. Hatta sadece biz kabul ediyoruz diyorlar. Bu yerinde bir soru. Bunun için teşekkür etmem lazım size. Sahabeyi ve sünneti, sünnet-i seniyyeyi ve sahabe-i kiramı nasıl anlamamız lazım? Şimdi Kur'an'ı sünnet çerçevesinde, sünnet zemininde anlıyoruz. Başka türlü anlama şansımız yok. Sünneti sahabe zemininde anlıyoruz. Başka türlü anlama şansımız yok. Sahabeyi hangi zeminde anlamamız lazım? İşte onu da bize mezheplerin usulü fıkıhları verir. Usulü fıkıh ne demek? Anlama metodu demek. Anlama yöntemi, anlama metodolojisi demek. Yani İmam-ı Azam'ın, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, evet, rahmetullahi. Evet, evet. Ondan bahsediyoruz. Koyduğu usuller yani. Ondan bahsediyoruz. Bu çerçevede dikkat edin, bizim ehli sünnet kelam imamlarımızın her biri bir mezhebe mensuptur. İmam Eş'ari Şafii'dir. Genellikle Ahmet bin Hanbel rahimehullah'ın görüşlerine daha da meyleder. Onun için Hanbeli diyenler de vardır. İmam Maturidi Hanefi'dir. Ve bu iki ekolden gelen bütün itikadi kelam imamları mutlaka ya Şafii'dir ya Hanefi'dir. Maliki olanlar da vardır, Hanbeli olanlar da vardır ama bir mezhebe intisaplıdır bunlar. Selefi dediğimiz ekol sahabeyi ve sünnet-i seniyyeyi bir anlama metodolojisi çerçevesinde anlamayı ısrarla reddettiği için sahabe ve sünnet konusunda bir takım aşırı uçlara savruluyor. Bir de sahabeden beri gelen bir ekol de değil. Yani 1750'den sonra, 1750'den önce temsilcisi de olmayan Muhammed bir bin Abdülvehhab'la birlikte ortaya çıkmış bir akım. Yani biz sahabenin yolunu takip ediyoruz diyorlar ama sahabeyle aralarında bir 1000 yıl kadar kimse yok. Yok. Öyle bir tarihi kesinti var. Kendilerini gerisi İbn-i Teymiye ile refere ediyorlar. 600'e falan düşüyor o zamanlar. Evet, İbn-i Teymiye de o
Hanbeli damar içerisindeki zahirci çizgiyle, öyle diyelim, o çizginin izini sürüyor. Kendisini onunla refere ediyor ama bizzat Hanbelilik içinde bile İbn-i Teymiye'nin, İbn-i Kayyım'ın söylemini benimsemeyen, ona şiddetle muhalefet eden kuvvetli, kudretli alimler var. Dolayısıyla bu Hanbeliliktir diyemiyoruz. Bugünkü selefilik için Hanbeliliktir diyemiyoruz. Çünkü bunların içinde mezhepleri ve taklidi şirk sayanlar var. İbn-i Teymiye böyle demediği halde böyle diyenler var. Peki bunlar içerisinde, yani dediniz ya sünneti reddederler muhakkak bir kısmını. Mesela hangi kısmını reddediyorlar sünnetin? Bu bid'at fırkalardan mı bahsediyor? Yok, selefiler mesela sünnetin hangi kısmını reddediyorlar? Selefilerin bilhassa haberi sıfat dediğimiz sıfatlarla ilgili öne çıkarttığı bir takım rivayetler vardır. Bu rivayetler aslında o metodolojisizlikten kaynaklanan bir zihniyetle yanlış yorumlanır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine bir büyük fotoğraf olarak umumen baktığımız zaman oradan böyle bir netice çıkmadığı halde bir takım zayıf ya da manayla nakledilmiş rivayetlerden hareketle o genel sünnet bütününe çok da örtüşmeyen haberi vahitlerden kaynaklanan bir çizgi, bir zihniyet, bir ideoloji ortaya koyarlar. Oysa biz sünneti bize nakleden sahabe-i kiramın genel tutumuna baktığımız zaman oradan da böyle bir şey çıkmıyor. Birincisi bu. İkincisi, ahkamla ilgili hadislerde, sünnet-i seniyyenin ahkama ilişkin, fıkha ilişkin boyutunda mezhepleri reddeden kesim için söylüyoruz bunu. Mezhepleri reddettikleri için mezhepler tarafından icmaen belirlenmiş, mücmaun aleyh olmuş hususlarda bile mezheplere muhalif tavır takınmakla bunlar sünnetin o kısmına tavırlı yaklaşmış oluyorlar. Bir de bu tasavvufla ilgili hadisler var. Tam mesela oraya geleceğim şimdi. Tasavvufla ilgili boyutunda da işin bizim ahlakiyat, zühdiyat dediğimiz alanla ilgili rivayetleri de zaman zaman inkar ederek, zaman zaman tevil ederek, yorumlayarak bir şekilde devre dışı bırakırlar. Oysa biz bütün bu alanlarda gerek itikadi, gerek fıkhi, gerek zühdi alanlarda sünnet-i seniyyenin bir metodoloji çerçevesinde anlaşılması suretiyle bu kurumların oluştuğunu biliyoruz. Kelam mezhepleri, fıkhi mezhepler ve tasavvuf ekolleri, tarikatlar bu çerçevede oluşmuştur. Şimdi bütün bunları siz sadece kendi uygun gördüğünüz rivayetleri merkeze koyarak, ki son derece tartışmalı ve sübjektif bir şeydir bu, sadece o rivayetleri merkeze koyarak baktığınız zaman sünnetin çok büyük bir kısmını otomatik olarak devre dışı bırakmış olursunuz. Yani şöyle hadiselerle çok karşılaşılıyor mesela. Selefiyiz biz, sünnetten ayrıldı insanlar, biz sünnete döneceğiz, hatta biz aklımızı kullanmayız, biz hadis alırız sadece filan diyorlar. Ama Buhari hadisi söylüyorsunuz mesela. Allah dostlarının özellikleriyle ilgili. O hadis uydurma diyor mesela. Selefiler yani içerisinde Buhari hadisine uydurma diyenler var mıdır? Doğrusu bilmiyorum ama pek çok hadisi tevil edenler vardır. Ya da müştehit imamlar tarafından, tenzih ehli ulema tarafından kabul edilmiş pek çok rivayeti ya tevil veya reddedenler vardır. Çünkü onlar için asıl olan kendi bakış açılarına uygun rivayetlerdir. Merkezde bunlar vardır. Bunlarla örtüşmeyen, bunlara aykırılık teşkil eden ayetleri ve hadisleri yorumlarlar, hadislerin bir kısmını reddederler. Dolayısıyla selefilik dediğimiz yapı içerisindeki bu şeyi de, bu arızayı da biz çağdaş bid'at oluşumlar içerisinde rahatlıkla değerlendirmeliyiz. Ehl-i sünnet geleneğinden, sevad-ı azamdan bir kopma gibi, bir ayrılma gibi görmek lazım. Görmek lazım. Şimdi tarih içerisinde nasların zahiriyle amel edenler olmuş mudur? Olmuştur. İşte zahiriye diye bir mezhep vardır mesela. Bilhassa Endülüs'te etkili olmuş. Günümüzde pek tabisi kalmamış bu mezhebin ama nasların zahirini esas almak suretiyle özellikle fıkhi sahaya yaklaşmak bunların bariz vasfıdır ama şöyle bir fark da var arada. Bunların bir usulü fıkhı var. Yani İbn Hazm dediğimiz alim zahiri mezhebinin kurucusu değildir ama biricik mümessilidir. Onun usulü fıkha ilişkin eserleri var. El İhkam diye bir eseri var. En Nübez diye bir eseri var. Bunlar usulü fıkhı eserleri.
Bir ikincisi de İbni Hazm'ın ve genel olarak zahiri çizginin itikadi sahadaki tavrı ve tutumu diğer ehli sünnet mezheplerden farklı değil. Bu önemli bir şey. Çünkü yani ehli sünnet olma vasfı birinci derecede itikadi sahada tezahür ediyor, tebellür ediyor. Bu sahadaki duruşuna, tavrına bakarak insanların, kesimlerin, ekollerin adını koyuyoruz. Zahiri mezhebi bu sahada %100 ehli sünnet bir mezheptir. Fıkhiyatta farklı bir tercihi vardır. Peki hocam, bugün de ehli sünnet devam ediyor, bidatler devam ediyor. Evet. Fakat halkın büyük bir bölümünün ehli sünnetin de bidatin de ne olduğundan çok fazla bir haberi yok. Halk şu şekilde bir yöntem takip ediyor. İlahiyatçılar var, hocalar var, işte cami imamları var vesaire filan. Halkın gözünde dini meselelerin sorulabileceği insanlar var. Ve bunlara sorulduğu takdirde sorumluluğun kalktığını düşünüyor halk kendisinden. Ve televizyon izliyor, bulduğu ilahiyatçıya sorabiliyor, bulduğu hocaya sorabiliyor, güvendiği birisine soruyor. O ne diyorsa onunla amel ediyor. Ama bugün o sorduğu kişiler içerisinde ehli sünnet böyle diyor, ehli beyt böyle diyor, işte selefi şunlar böyle diyor, bunlar böyle diyor, ben de böyle diyorum diyen insanlar var. Ehli sünnet olan birisi böyle diyen birinden fetva alabilir mi? Alamaz. Bunu hemen kesin ve keskin biçimde ifade edelim. Fetva soracağımız insanların müfti sıfatına, fetva veren insan sıfatına hakkıyla haiz olması lazım. Müftide aranan vasıflar var. Bununla ilgili bir literatür var. Yani Adab-ül İfta ya da Adab-ül Müfti vel Müstefti tarzı kitaplar var. Fetva verme adabı, fetva sorma adabı, bunun usulü, erkanı, ahlakı, ilkeleriyle ilgili özel kitaplar var. Bu kitaplarda bu mesele enine boyuna işlenmiştir. Müftüde aranan vasıflar. Bu çok önemli bir şey. Yani eğer müftü müştehit değilse mesela, müftünün aslı olan müştehit olmasıdır. Müştehit değilse bir müştehidin izini takip eden olması lazım. Ben mezhep tanımıyorum, müştehit tanımıyorum, ben kendim iştihat ediyorum diyorsa bir insan, o zaman ona da sorarlar, kendi usulü fıkhını bir ortaya koy bakalım. Çünkü iştihat dediğimiz şey usulü fıkıh zemininde yapılır. Ben iştihat ediyorum, müştehit tanımıyorum diyorsa bir insan, ona demeli ki sen kendi usulü fıkhını bir ortaya koy görelim. Kur'an'ı hangi zeminde anlıyorsun, hangi ilkeler doğrultusunda, sünneti hangi ilkeler çerçevesinde anlıyorsun, İhtilaf ve icma konularına hangi ilkeler çerçevesinde yaklaşıyorsun, İçtihat ederken metodun nedir? Bütün bunları ortaya koy, biz o usul üzerinden senin fetvaya ehil olup olmadığına karar verelim. Evet, ama maalesef bugün tabii bunun da şeyi kaybolduğu için. Sözünüzü balla kestim hocam. Kısa bir reklam aramız olacak. Aynen. Ondan sonra aynen. Devam edeceğiz inşallah. Aynen. Birisi ehl-i sünnet olmayan birisinden ya da kendini ehl-i sünnetin de üstünde böyle bütün şeylerin hakemi gibi gören birisinden fetva alabilir mi diye sormuştuk. Onu cevaplıyordunuz. Orada evet, devam yani edelim isterseniz. Yani o usulü fıkıh meselesi önemli. Anlama metodolojisi meselesi önemli. Yani ben Kur'an'dan hareket ediyorum demek yetmiyor bu meselede. Çünkü birinci kısımda da ifade ettik. Bütün bid'at mezhepler Kur'an'dan hareket ediyor. Ya da Kur'an'dan hareket ettiklerini söylüyorlar. Öyle diyelim. Kur'an çok enteresan bir kitap gerçekten. Bunu sırası düştüğünde her yerde naklediyorum. Çok öğretici olduğu için burada bir kere daha tekrar edeyim izniniz olursa. Bu meşhur Sıffin Savaşı'nda biliyorsunuz hakem olayına karar verildi ve savaş orada durdu. Evet. Oradan bir fırka zuhur etti. Hariciler diyoruz bunlara. Hariciler ne dediler? İnil hukmu illa lillah diye bir ayet var Kur'an'da. Allah'tan başka hüküm verecek yoktur dediler. Siz hakem tayin etmekle kafir oldunuz. Dolayısıyla biz sizden uzaklaşıyoruz dediler. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin saflarından binlerce kişi ayrılıp gitti. Hazreti Ali efendimiz bunları tekrar kazanmak için önce onları ikna etme yolunu denedi ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'yı onlara gönderdi. Gönderirken de onlara bir şey söyledi. Ona bir şey söyledi. Dedi ki onlarla Kur'an üzerinden tartışma. Kur'an'dan delil getirme. Neden dedi? Çünkü dedi sen bir ayet söylersin kendi davanı desteklemek için. Onlar da bir ayet okurlar. Nitekim bir ayet okuyarak ayrıldı gittiler. Onun için onlarla sünnetten delil getirerek münazara et. Çünkü Kur'an bünyesinde çok anlamlar barındıran,
çok vecihlere ihtimal veren çok boyutlu bir kitaptır. Aslında ümmet için de bir imtihan. Yani. Çok önemli bir şey bu. Yani bu söz hak gerçek anlamıyla kulaklara küpe yapılmalı. Kur'an bünyesinde çok anlam barındıran, çok vecihli, çok yönlü bir kitaptır. لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهُ diyor Hazreti Ali. Abdullah bin Abbas da bu nasihata uyarak haricilerle sünnet temelli bir münazara yapıyor ve binlercesini ikna edip tekrar Hazreti Ali'nin saflarına kazandırıyor. Şimdi dolayısıyla ben Kur'an'dan hareket ediyorum demek meseleyi çözmüyor. Herkes Kur'an'dan hareket ediyor bir biçimde. Peki meseleyi nasıl ayaklarını yere bastıracağız? Nasıl sana göreli bana göreli bir izafiyet alanından kurtaracağız? İşte bunu yapacak olan sünnet ve sahabe-i kiramdır. Kur'an'ı sünnet çerçevesinde zemininde, sünneti de sahabe-i kiram zemininde anlamak zorundayız. Onun için ehli sünnetiz. Şimdi günümüzde ortalıkta dolaşan pek çok fetva var. Bu fetvalar aslında meselenin Kur'an, sünnet ve sahabe-i kiram zemininde çözülmemesinden kaynaklanan arızaları ortaya koyuyor. Adı ne olursa olsun. Ben Kur'an'la konuşuyorum, ben size Kur'an'ı söylüyorum, Kur'an'ın dediğini diyorum da dense, eğer mesele ehl-i sünnet ve cemaat zemininin dışındaysa, o imamların fetvalarından başka bir şey söylüyorsa bize, o bid'at bir fetvadır. İstediğiniz biçimde takdim edilmiş olsun, önemli değil. Adı bunun bid'attır. Evet, İmam Rabbani Hazretleri'nin de Kuddüs-i Sırru böyle bir sözü var Mektubat-ı Rabbani'de geçen. Önemli olan Kur'an'dan ve sünnetten sahabe-i kiramın ve ehl-i sünnet alimlerinin ne anladığıdır. Evet. Bizim anladığımız değildir. Zaten bütün bidat fırkalarda kendi görüşlerini, kendi fikirlerini Kur'an'dan ve sünnetten çıkardıklarını söylerler. Evet, diyor. Aynen. Evet. Şimdi günümüzde böyle çok somut bir şey üzerinden gidelim isterseniz. Buyurun günümüzde hocam. Çok tartışma konusu yapılan bir fetva var. Efendim, hanımların hayızlı haldeyken, hayız dönemlerindeyken namaz kılıp oruç tutmaları. İşte bir fetva var. Bu fetva bize diyor ki hanımlar bu haldeyken namaz kılamazlar. Çünkü temizliğe tam riayet edilemiyor. Ama oruç tutabilirler. Kur'an'da ve sünnette bunu engelleyen bir şey yok. Baktığınız zaman Kur'an'da ve sünnette hanımlar hayızlı döneme girdikleri zaman, hayız dönemine girdikleri zaman namaz kılmasın, oruç tutmasın. Hayız dönemi bittikten sonra efendim oruçlarını kaza etsinler, namazlarını kaza etsinler ya da etmesinler. Yani bu sarahatte, bu formatta bir ayet ya da hadis yok. Fakat sahabe-i kirama geldiğiniz zaman sahabe-i kiram bu konuda icma etmiş. Az önce adını andığımız İbni Hazm'ın Meratibül İcma diye bir kitabı var. İbni Hazm bu kitabında diyor ki ben sahabenin icmaından başka icma tanımıyorum. Sahabenin icmaına muhalefet etmek de küfürdür diyor. Eğer sahabe hiç muhalifi olmadan bir konuda görüş birliğine varmışsa, söz birliğine varmışsa bu dindir. Buna muhalefet eden de kafir olur diyor. Yani sahabeden başka zaten o dönemde dine şahit olan, yani Peygamber Efendimiz'i gören birisi yok ki yani. Evet. Sahabe bir konuda görüş birliği etmişse gerçekten burada durmak lazım. Bu meseleyi sahabeye götürelim. Açın icma kitaplarını, hilafiyat kitaplarını. Sahabe şu konuda hiç muhalifi bilinmeyecek şekilde icma etmiş ki hanımlar hayız dönemine girdiğinde namazı ve orucu bırakır. Tutmaz değil, tutamaz. Evet. Haramdır, günahdır. İsteğe bağlı değil yani. Değil, hayır, ruhsat değil. Haramdır, günahdır. Hayız hali bittikten sonra oruçlarını kaza ederler, namazlarını etmezler. Dini hüküm budur. Biz bu dini hükmü, efendim Kur'an'da şöyle geçmiyor, sünnette şöyle bir kelime var, işte eza kelimesi geçiyor, eza hastalık demektir. Hanımlar nasıl hasta hallerinde dilerlerse oruç tutarlar, o halde hayız halindeki hanım da hastadır, dilerse oruç tutabilir gibi kıyaslarla bu işi götüremeyiz. Arada bir maal farık diyoruz biz buna, kıyas maal farık. Arada hayati bir fark var. Hayız halini hastalıktan ayıran önemli bir şey var, fark var. Bu farktan birisi ayet-i kerimenin devamında. وَلَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ diyor ayet.
hanımlar sana hayızdan sorarlar. De ki o hayız bir hastalıktır, bir eziyettir daha doğrusu. Eza, eden hastalıktır, eziyettir. O halde hanımlarınıza hayız halindeyken yaklaşmayın temizlenene kadar. Evet, normal şimdi, hastayken öyle bir yasak yok. Ha, böyle bir şey yok. Bakın burada bir fark çıktı ortaya. Normalde eğer hayız bir hastalıksa onun cinsel ilişkiye engel teşkil etmemesi lazım. Çünkü Kur'an'da ve sünnette hasta hanımlarınızla ilişki kurmayın diye bir nas yok. Zaten o fetvayı verenler de onu öyle bir şey söylemiyorlar. Görmüyorlar bunu tabii. Böyle bir fetvaları yok. Ayetin devamını görmüyorlar işte burayı. Eğer hayız hastalıksa hanımlara hayızlı haldeyken yaklaşmak yasak olduğu için buradan kıyasla şunu demeleri lazım. Hastaysa bir hanım, başı ağrıyorsa, gözü ağrıyorsa, başka bir rahatsızlığı varsa cinsel ilişki kuramazsınız. Yasaktır, haramdır. Neye istinaden? Bu ayette ifade edilen hükme kıyasla verilen hükme istinaden. Ama böyle bir şey demiyorlar. Şimdi hayız haline gelince oruç tutabilir çünkü bu hastalıktır. O zaman diğer hastalıklarda da bunu yapalım. Hayır, böyle bir ayet yok, hadis yok. Yani burada bir Bektaşi mantığı tabiri caizse yürüyor. Ayetin yarısı alınıyor, yarısı alınmıyor. Hadi peki, bunu geçtik, özür dilerim. Buyurun. Sahabe-i kirama bakıyoruz. Sahabe-i kiram muhalifi bilinmeyecek şekilde icma etmiş ki hayızlı hanımlar namaz kılamaz, oruç tutamaz. Hayız dönemi bitip de temizlendikleri zaman orucu kaza ederler, namazı kaza etmezler. Burada şöyle bir şey çıkıyor önümüze. Bu önemli bir nokta gerçekten. Şimdi sahabe eğer Kur'an ve sünnetin açık bıraktığı bir kapıyı söz birliği ederek kapattıysa bu sahabenin güvenilirliğine dokunur. Onlar bu dini demek ki haşa ve kella tahrif ettiler. Üstelik söz birliği ederek tahrif ettiler Kur'an'ın ve sünnetin bir hükmünü. Yani Kur'an ve sünnet aslında müsaade ediyordu. Onlar yasakladığı gibi bir mana çıkar bu, yani Allah korusun. Bu budur. O zaman sahabenin güvenilirliği gündeme gelir. Bakın aynı şey gene bir ara tartışma konusu olmuştu. Kadının imameti meselesi. Kur'an'da ve sünnette kadınlar erkeklere imamlık yapamaz diye bir nas yok. Peki bir insan böyle bir nas yoktur diye kadınlar erkeklere imamlık yapabilir diyebilir mi? Biz diyoruz ki diyemez. Niye diyoruz bunu? Çünkü sahabe icma etmiş. İbn Hazm'ın az önce adını andığı meselinde bu da var. Sahabe icma etmiş ki kadınlar erkeklere imamlık yapamaz. Bunun niyesini soruşturmayız. O ayrı bir şey. Hikmeti nedir, sırrı nedir, sebebi nedir, gerekçesi nedir? Ayrı bir şey. Ama biz bunun dini bir hüküm olup olmadığı noktasını bir yere dayandırmak zorundayız. Bir şeyin Kur'an'da ve sünnette sarahaten yer almaması o şeyin mevcudiyetini, ibahasını filan göstermez, cevazını göstermez. Çünkü bizim delil ve kaynak anlayışımızda üçüncü sırada sahabenin icmağı geliyor. Biz bunun için ehli sünnetiz. Ve insanlara şunu söylüyoruz, hemen bu uyarıyı yapalım. Buyurun. Her kim ki, ister Kur'an'dan hareket ettiğini söylesin, ister sünneti konuşturduğunu söylesin. Sahabe-i kiramın icmağına aykırı bir şey söylüyorsa o adam ehli bid'attır. İnsanlar bunu kafalarına lütfen yazsınlar. İster Kur'an adına konuşsun, ister sünnet adına, ister ümmetin birliği adına, ister ehli beyt imamları adına ne olursa olsun fark etmez. Sahabe-i kiramın icmağına kat'i icmadır. Aykırı bir şey söylüyorsa bir adam ehli bid'attır. Lütfen onu öyle görün. Bunun adını koyun. Onun takipçisi olunmaz diyorsunuz. Evet. Peki hocam yani siz kaynaklara hakimsiniz, usulü fıkıh meselelerini biliyorsunuz. Böyle sakıncaları görüyorsunuz. Bu insanların tehlikesini de biliyorsunuz. Ama insanlar hangi çıkan hoca ehli sünnettir, hangisi insanları Kur'an'a çağırıyor, hangisi nasıl bir usul takip ediyor bunu bilmiyor ki. Halk için yani sıradan halk için icma ne, kıyas ne bunu bilmeyen insanlar için nasıl bir yöntem takip edilmesi lazım? Şimdi bakın, biz bu dini yeni keşfetmiyoruz. Bu din 1400 senedir var. 1400 senedir. Akla hayale gelmedik badireler atlatmış. Üzerinden Haçlı seferleri geçmiş, Moğol istilaları geçmiş. Şu anda da modernizm buldozarı geçiyor üstümüzden. Buna rağmen bu din kaynaklarıyla, kitabiyatıyla ve nakil unsuruyla ayakta duruyor. Dimdik elhamdülillah. Bu dini diğerlerinden ayıran en önemli fark da budur zaten. Öyle nakledildiği gibi ya da zannedildiği gibi efendim Kur'an korunuyor. Onun dışındaki kaynaklar
bir biçimde tahrife maruz kalabilir, kalmıştır gibi bir anlayış son derece yanlıştır. Evet, Bukhari'de zaten rahmetullahi aleyh, Allah-u Teala hak yolu ümmeti arasında koruyacaktır diye bir hadis-i şerif var. Şimdi Allah Teala bu kitabı, Kur'an-ı Mübini, bu ümmetin hafızaları ve hafızları vasıtasıyla koruyor. Sünneti de aynı vasıtayla koruyor. Ahkamı da aynı vasıtayla koruyor. Bakın şu anda elimizde sahabe-i kiram döneminde çoğaltılmış, istinsah edilmiş mushaf nüshalarından hiçbiri yok. Yok şu anda elimizde. Ama biz elimizdeki Kur'an'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, tebliğ ettiği Kur'an olduğundan zerre şüphe etmiyoruz. Neden? Nakil unsuru var çünkü. Sahabe bunu nesil be nesil birbirine ezberden nakletti. Ve bize böyle geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aynı şey sünnet için de söz konusudur. Onun için biz kaynaklara bakarken, hükümleri değerlendirirken Kur'an, sünnet, icma diyoruz. Bunların bize kadar gelişinde herhangi bir şüphe, kuşku, endişe yok. Şimdi şöyle diyelim. Bizim elimizde günlük hayatımızı yaşarken nasıl amel edeceğimizi gösteren rehberler var. Bu rehberler başta ilmihal kitapları. İlmihal kitapları nasıl oluştu? İşte Kur'an, sünnet, icma vesaire bu delillerden usulü fıkıh çerçevesinde elde edilen hükümler mufassal kitaplarda isteyen açar bakar detaylı bir şekilde mevcuttur. Fakat sokaktaki insan bu işin içinden çıkamayacağı için zaman içerisinde alimler oturmuşlar. Allah hepsine rahmet eylesin. Bize bu bilgileri süzmüşler, hazmı kolay bir formata getirmişler ve ilmihal diye sunmuşlar. İnsanımız lütfen şu naiflikten kurtulsun. Efendim dün akşam bir hocayı dinledim, kafam karıştı. Bir kitap okudum, kafam karıştı. Kafanız karışmasın. Biz bu dini yeni öğrenmiyoruz. Açın Ömer Nasuhi bilmem merhumun, Ali Fikri Yavuz merhumun, Mehmet Zine Efendi merhumun ilmihallerine bakın. Eğer bir şey orada yazılana aykırıysa yanlıştır. Bunda tereddüt etmeyin. Yani televizyon seyrederek değil, ilmihal okuyarak dinimizi öğrenmemiz lazım. Ya bu din bizim için hayati bir şey. Yani bu magazinel bir şey değil. Yani televizyondaki insanların tartışma kabiliyetlerine terk edebileceğimiz bir şey de değil. Değil, eyvallah. Yani eğer ehli sünnetim diyorsa bir insan, bunun delillendirmesi lazım. Bunun da en basit delili ilmihal okumasıdır. Tabii yani. Bu kadar basitken insanımız kendisini olmadık yokuşlara sürüyor. Olmadık duvarlara başını vuruyor. Yani doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham almak için ya da sünnetle Kur'an'la amel etmek gibi zor bir şeye soyunarak kendi başına evet. Kendisini sıkıntıya sokuyor. Oysa Allah kimseye gücü yetmeyeceği işi yükü yüklemez. Yani bizim gücümüz içtihat etmeye yetiyorsa sorumluyuz. Yetmiyorsa değiliz. İnsanımız da böyle düşünsün. Özellikle genç kuşak böyle düşünsün. Yani Allah bizi Kur'an ve sünnetle amel etmekle mi mükellef kılmıştır? Yoksa bunlardan elde edilen sonuçlarla, hükümlerle amel etmekle mi mükellef kılmıştır? Evet. Sahabe-i kiramın hayatına bakın. Sahabe-i kiramın hepsi Kur'an ve sünnetten onlara dayanarak, içtihat ederek elde ettiği hükümlerle mi amel ediyordu? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde bazı kaynakların nakline göre 124 bin ya da 114 bin sahabi vardı hayatta. Veda hutbesinde 100 binden fazla sahabi dinledi veda hutbesini. Peki bu 100 bin, 100 küsür bin sahabinin tamamı müştehit miydi? Hayır vallahi. Bunlar içerisinde bize içtihatları nakledilip gelen insanların sayısı 20'yi 25'i geçmiyor. Bu bizzat kendi İslami kaynaklarımızın naklidir. Şirazi böyle demiş Şafii'ül mezhep, İbnül Humam böyle demiş Hanefi'ül mezhep, İbnül Kayyım böyle demiş Hanbeli'ül mezhep. 20'yi 30'u geçmiyor. Müştehit sahabilerin sayısı. Peki bu 100 küsür bin sahabinin tamamı ne yapıyordu? Gidip bir müştehide soruyordu. Evet, o 20-30 kişiye sorarak onunla bunları amel ediyorlardı. Yani. Bunlardan aldığı cevapla amel ediyordu. Evet. Bu hep böyle ola geldi. Tarih içinde de böyle ola geldi. Asla hiçbir aklı başında insan bütün insanları içtihat etmeye çağırmadı ki. Herkes Kur'an okusun, hüküm çıkarsın. Bu herkesi doktor olmaya, avukat olmaya, mühendis olmaya çağırmak gibi bir şeydir. Evet, bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Konuşulmaması gereken bir şey aslında. Dolayısıyla biz içtihat etmekle değil,
İçtihat etmiş insanların verdiği hükümle, vardığı sonuçla amel etmekle mükellefiz. Böyle yaparsak kurtulacağız. Öbür türlüsü bizi sıkıntıya sokar. Dünyamızı da ahiretimizi de. Evet hocam, Allah razı olsun. Amin. Programımıza katıldınız, bizi kırmadınız. Süremizin de sonuna geldik. Daha konuşacağımız çok şeyler vardı ama evet, artık evet. Başka bir programa hayırlısı kaldı. İnşallah. Sünnet konusu hayati bir konu, aynı zamanda evet, da çok tabii, geniş kısa, konu çok gereken geniş, evet, bir konu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür programımıza ediyorum. Katıldığınız Allah için. Allah kolaylık versin. Evet efendim, bugün köprüden önce de Ehl-i Sünnet üzerine konuştuk. Hocamızın bir tavsiyesiyle programımızı kapatmış olalım. Efendim, Ehl-i Sünnet olduğumuzun farkına varmak için, Ehl-i Sünnet olduğumuzu delillendirmek için muhakkak İlmihal okumamız gerekiyor. İnşallah hepimiz İlmihal okuyalım. Buna dikkat edelim, hassasiyet gösterelim bu konuda. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.